Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2018-2022 stratejik plan çalıştayı düzenlendi. Malatya'da bir otelde düzenlenen çalıştayda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Fatih İslam Karaoğlu, Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Havva Eksilmez, Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirdağ ve katılımcılar yer aldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Strateji Geliştirme Başkanı Fatih İslam Karaoğlu, ülkenin 2023 hedeflerine ulaşmasında önemli bir katkı sağlayacağına inandı, 2018-2022 stratejik plan çalıştayına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Değerli Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın kıymetli yöneticileri ve çalışanlarım, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyor, tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Bugün burada biliyorsunuz, önümüzdeki 5 yıllık süreci kapsayan stratejik plan, az önce sözümüzü de söyledim, 2018-2022 dönemini kapsıyoruz. Çalışmaların çerçevesinde gerçekleştireceğimiz çalıştayımızın Malatya'da bulunuyoruz. Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasında önemli bir katkı sağlayacağına inandığımız 2018-2022 stratejik planına yönelik çalışmalar, gerçekten sizlerin gözlerinin katkısıyla daha da iyi bir şekil alacaktır. Bu vesileyle bir de Cumhuriyetimizin 100. yılı zaman planı dahilinde durum analizi ve strateji geliştirme safhaları sürdürülmekte olup, bu amaçla anket, eğitim, toplantı gibi organizasyonların yanı sıra diyalog halinde çeşitli incelemelerde bulunmuştur. Durum analizi kapsamında ilk olarak stratejik plan altı çalışmalarında istenen verilerin elde edilmesi amacıyla bakanlığımızın iç ve dış paydaşlarına yönelik anketler yapılmıştır. Daha sonra mevcut stratejik planımız, mevzuatımız ve üst politika belgeleri analiz edilmiş ve faaliyet alanlarımız ile hizmetlerimiz belirlenmiştir. Değerli katılımcılar, yine durum analizi kapsamında paydaşlarımızın görüşleri değerlendirilerek kurum içinde beşeri ve maddi tüm kaynaklarımız ve yetkinliklerimiz ile bakanlığımız yetkiliyle tüm unsurların analiz edilmesine dikkat edilmektedir. Bu doğrultuda gerçekleştirilecek çalıştayın ana gündemi GZPT ve BES'le analizlerinden oluşmaktadır. Bakanlığımızın güçlü, zayıf yönleri ile bakanlığımıza yönelik fırsat ve tehditlerin tespit edilmesini sağlayan GZPT analizlerinin yanı sıra bakanlığımızın üzerinde etkili olan politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal ve çevresel dış etkilerinin tespit edilmesini sağlayan BES'le analizi büyük önem arz etmektedir. Açılış konuşmasının ardından dört gruba ayrılan katılımcılar, bakanlığın durum ve analizi üzerinde atölye çalışması gerçekleştirdi.